Ee, Zafer Bey size bir sorum olacak ama bir açıklama var. Ee, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz'den şöyle söylüyor. Ee, Turgay Bey, Masum Bey BBP ile ilgili yanlış bilgi veriyor. Biz Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak 18 arkadaş AK Parti listelerinden aday olduk. Yeni sistem buna müsaade ediyor. Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve BBP tarafından imzalanmıştır. Ben de öyle diyordum. Bilmiyorum hem sizi kastetmiş hatta, hem de hatta masum. Hatta öyle dedim ve Masum Bey'e de. Ben hayır diyorum. E, sözünü sözünü e, Tam oyunu öyle düzeltmesi yansım. için imzalanmıştır diyor ama yeni sistem buna girdi. müsaade ediyor. Hayır bakın listesinden girdi. Ama, ama Saadet şeydi. Partisi de öyle girdi, CHP listesinden girdi. Evet. Saadet, Saadet Partisi ittifakta yok. yoktu. Yani Cumhur İttifakının ortağısınız mı diyor? E, i̇ttifakta evet. vardı pardon. Ayrıca ittifakta Saadet Partileri vardı. Cumhur İttifak mesela. AK Parti MHP ve BBP tarafından imzalanmıştır diyor. AK Parti listelerinden aday olduk 18 arkadaş yeni sistemde buna müsaade ediyor. Doğru. AK, evet, Ak, ben AK Parti doğru, listelerinden ben olabilir, oldu doğru. ama İttifak Bakan olarak şey, olmadı. Hüdepar deseydiniz olurdu. Hüdapar dışarıdan destekliyor Cumhur İttifakı. Hayır, hayır öyle değil. Büyük Birlik Partisi of. alenen liste çıkartmadı. Peki kendisi cevap hakkında kullandı. Parti yollandı. yetkilisi Bu eğer bunu söylüyorsa Hayır, doğrudur. Okudu, Hayır o kendisine şimdi... göre söylüyor. Ben de kendi, kendisine göre söylüyorum. E, ben söylediğini... de diyorum ki Saadet Partisi de aynı öyle CHP Hayır, partisi, Mesela Cihangir, koydu. Cihangir İslam liste CHP'den koydu. seçildi. Konya'dan seçilen vekil liste CHP'den koydu, Saadet seçildi. Partisi seçilemedi. liste koydu da yani onlar da Müker meclise Bey. CHP listesinden girdiler. Evet. Yani, beyan meclise esaslı. girenleri söylüyorsunuz. Ben yalnız meclise girenleri değil. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığıyla yetinir mi peki bundan sonra? Bir de böyle bir tartışma var Vallahi yani kendisini şöyle. partisi istemese bile aday olmasını muhakkak kendi isteyecektir bundan sonrası için deniyor tartışma konusu. E şimdi tabii Ekrem İmamoğlu 2019'da iyi bir rüzgar yakaladı ee, az önce de konuştuk o rüzgarın da e, etkisiyle kendisine daha makro bir hedef belirliyor o hedefte cumhurbaşkanı adaylığı e, hani kulislerde konuşulanlara göre bu konuda çok istekli ve hani partisi aday göstermese bile adaylık için çalıştığı söyleniyor. <laughs> Ama şimdi hani ben bugün Kemal Bey'in de röportajını okuduktan sonra şunu anladım ki hı hı. E, yani Kemal Bey bu konuda kararlı. Hani onların birinci görevi vatandaşa verdikleri sözü tutmaktır ifadesi. Hani siyaseten çok net bir mesaj. Evet. Yani biz size aday göstermeyeceğiz diyor. Bir de bu işin şöyle bir dinamiği var Semih Hanım. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, Meral Akşener genel başkan. E şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde aday olmak demek, bir ittifakın adayı olmak demek, her halükarda yüzde 45'i aşmak demek. Çünkü iki tane ittifak var. E, dolayısıyla Türkiye'deki oy oranlarını da düşündüğünüzde e, ittifaklar arasında çok büyük anormal uçurumlar söz konusu değil. Araştırmalarda öyle gözüküyor. Hani seçim ya 48'e 52 ya 49'a 51 belki böyle bir sonuç ya ortaya çıkacak. Ya 50-50. E, şimdi dolayısıyla burada ben sözümü bitireyim siz isterseniz oraya gitmeden sonra yok, yok, e, intizam bozuluyor. E, dolayısıyla burada siz Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparsanız ve Ekrem İmamoğlu 47-48'i bulursa seçimi alamasa bile doğal olarak CHP'nin lideri olacaktır. Hani Muharrem İnce demişti ya 2018 seçimlerinde. Ben sokakta CHP'nin genel başkanı oldum. Hı hı. haklı olarak da bir olağanüstü kurultay süreci başlattı. Hı hı. Ama yeterli imzayı toplamasına rağmen o kurultay toplanmadı. E şimdi aynısı olabilir. Ya dolayısıyla burada e seçimi kazansa yine dert. Niye dert? E şimdi adam cumhurbaşkanı olacak. E, e bu durumda siz e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener e, ister istemez... Onun altında bir pozisyonda kalacaksınız. E bu da ne demek? Sizin partideki ağırlığınızın gücünüzün yok olması anlamına gelecek. Dolayısıyla burada genel başkan olarak ben hem Sayın Akşener'in hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir belediye başkanına aday yapmak istemediklerini bugünden görüyorum. Yani o yüzden ben de hani Ekrem Bey bir çılgınlık yapar mı? yapabilir siyasette bu var. Yani 2018'de Çocunluk de Çılgınlık de, ne diyor e yani işte olur mu? bağımsız 100 bin imza ile aday olabilir. E şimdi bakın 2018'de de mesela Muharrem İnce'nin adaylığı hiç konuşulmuyordu. Hiç Muharrem İnce istiyordu ama partide kimse ihtimal vermiyordu. Ama şartlar CHP'yi öyle bir noktaya getirdi ki Muharrem İnce'yi aday göstermeye mecbur kaldılar. Neden? Meral Akşener'in bence Türk siyasi hayatının yakın döneminin en kritik açıklamasıdır. O da Şaban Bey gibi açıklamıyor kim olduğunu. Meral Akşener ne demişti? Bize Abdullah Gül'ün liderliğinde bir çatı altında buluşmamız istendi. Efendim, kalemin, İsten düşmüş, dedi. kalemin düşmüş. Şimdi bakın Meral Akşener'e 2018'de Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşin diyen bir üst akıl, irade, dış güç hani adına ne diyorsanız var ise ki var ki herhalde Meral Hanım böyle bir açıklama yaptı ama açıklamıyor. <laughs> Meral Hanım'ın açıklaması şey değil miydi? Kemal güç, Bey getirdi. O ben güç, de, o güç e, 2023 seçimlerine giderken o güç belki de diyecek ki Ekrem İmamoğlu o zaman başka bir şey konuşacağız. Ya da o güç diyecek ki şunu aday gösterin. Ama bugünden görünen şu aday bir genel başkan olacak ben çok büyük bir ihtimalle Kemal Bey'in olacağını düşünüyorum. Kemal Bey olmazsa da Meral Hanım olur. Millet İttifakı'na Şimdi... Adıyla. O güç meselesine katılıyor musun? E, Bey? katılmıyorum da Zafer Şahin'in kalemi düştü yere. Peki o bizi rahatsız etti. Alalım onu Zafer Bey. Ben istediğim zaman alırım. Siz adayı açıkladığınız, size telefon açan kişileri açıkladığınızda ben o kalemi alacağım. <laughs> o kalemi yere atma sebebim <laughs> boyutu. <laughs> Bu Sonra. akşam güzel. Şey soracağım. Evet. O, zaman, o, e, o zaman o kalem sorumlu genel başkanımız kimdi? <laughs> o zaman o kalem orada kalacak. Yok. Ankara. Ne yapayım ben mi Bizim kalkıp alayım? Yok yok. Yok yok. Yok ben onun şey sormuyorum. Tuncay o... Özkan'dı sanıyorum. Özkan. Tamam. basından sorumlu olan kişi oydu. Zafer o zaman o kalem orada kalacak görünüyor. Neyse. Takıldık kaleme. Şimdi, <laughs> Hatta e... Şaban Bey bu konuda <laughs> bir haber de oldular Tuncay Özkan'la. Şaban Bey beni dedi işte çağırdılar hiç... bir odada konuştuk falan diye. Haber de oldu ama ben onunla ilgilenmiyorum. Ben Sayın Akşener'e 2018 yılında Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşin diyen üst aklın kim olduğunu daha çok merak ediyorum. Tamam ben de, daha de bu çok merak üst... aklın olup olmadığı bu güç meselesine katılıp katılmadığını soruyorum. Ben, kat... ben katılmıyorum bunlar... Bunlar Zafer Şahin'in ve Zafer Şahin gibi bazı arkadaşlar da bu şeyi söylüyorlar. Meral Akşener'in açıklaması ya benimle ne Meral alakası var? Meral Hanım'ın açıklaması aynen şu şekilde. Nasıl? Hafızam beni yanıltmaz. Hafızanı sizi sık yanıltıyor yalnız hatırlayayım. Yok nerede yanıldı? Nerede yanıldım? Abdullah Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını bile hatırlıyorum. Ya ben. Daha size telefon açan kişilerin ismini hatırlamıyorsunuz Şaban Bey. Ya, ya Zafer bir şey bırak telefon açanların <laughs> ismini. Allah aşkına. Bak Bülent Bey, Bülent Turan ne demiş? Zamlar çok fazla, işsizlik çok yüksek. Yani ne mi? konu oraya geldi? Ben, Her sen ben söyle, ona cevap verdim. Meral Hanım'ın açıklaması şuydu. Ee, sonradan Temel Karamollaoğlu da açıklama yaptı. Meral Hanım'ın açıklamasını destekleyen. Neydi Meral Hanım'ın açıklaması? Sayın Kılıçdaroğlu bana geldi. Abdullah Gül'ü ortak aday çıkaralım dedi. Ben de dedim ki ya ben de aday olmayı düşünüyorum. Dolayısıyla hani ortak aday çıkarılmasına, Abdullah Gül'ün ortak aday yapılmasına karşıyım dedim. Dedi. Sonra... Meral Hanım'ın bu açıklamasını teyit eden e, Temel Bey'in açıklaması oldu birkaç gün sonra. Temel Bey ne dedi? Abdullah Gül'le temas ettik. Abdullah Gül'le işte görüştük falan. Abdullah Gül demiş ki Temel Bey'e muhalefetin ortak adayı olursam Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ederim demiş. Uh -huh. Temel Bey de bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na götürmüş. Kemal Bey de olabilir demiş ama iyi Parti Meral Hanım kabul ederse. Meral Hanım kabul etmeyince bu iş bu projeye atmış. Zafer'in dediği gibi dış güç. Yok Amerika'dan üfleme ya da Amerika'dan şunu gösterin diye işaret etme öyle, bir şey yok. Bunlar tamamen AK Parti çevrelerinin e, muhalefete yönelik işte dış güçlerle işbirliği yapıyorlar algısı. Yani Ya ben onu e, espri olsun diye dış güç dedim. Ya bizzat Sayın Akşener'in açıklaması var ya Turgay sen hatırlamıyor musun? Var da şimdi ben hayretler içerisinde yani, dinliyorum. hakikaten yani mesela ben şöyle bir parantez açayım mı? E, şu artık moda haline geldi. E, itibarsızlaştırmak için Mesela dış güçler diyorsunuz, hemen ertesi gün dış minnaklar diye itibarsızlaştırılıyor. Bana şunu söylerse Şaban Sevinç, belki bu konuda daha rahat ilerleriz. Mesela 2010 yılında Deniz Baykal'a FETÖ marifetiyle kurulan kaset kumpasının ardından... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olması sizce hayatın doğal akışına uygun bir şey miydi? Bir. İkincisi... Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> <Konuşmayı gülüyor> bu akşam konuştum da, Konuş bu akşam <laughs> <çok> konuşmadı <laughs> <laughs> bir şey. Ya, yani. Turgay çok özür dilerim. Ne oluyor diyorum. bu akşam ben Senin anlamadım. Akşenerin, Allah aşkına. <laughs> Ama Zafer'in kalemi orada duruyor. <laughs> Lütfen mikrofona tutarsanız biraz. İyi partinin de içinde yer aldı CHP'nin de, Saadet partisinin Hepimiz bir araya gelip. Sayın Gül'ü aday göstermemiz istendi bizden. Kim bu grup? Bana söylenen Kim istiyor? Ben say, söyleyeceğim size. Sayın eee Kılıçdaroğlu görüştüm sadece. Bir de Temel Bey'le görüştüm bu konuda. Onların söylediği HDP'nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Şimdi böyle bir e, durum. Bir daha dinleteyim mi? Yok anladım. Bize söylendi diyor. Fark ettiniz mi? Peki şimdi bu benim uydurmam mıymış? Hayır Kemal Bey söyledi. Temel Hayır. Bey söyledi diyor. HDP'nin de içinde yer aldı. İyi Parti'nin de içinde yer aldı. CHP'nin de Saadet Partisi'nin de hepimiz bir araya gelip Sayın Gül'ü aday göstermemiz istendi bizden. Kim bu grubu? Bana söylenen Kim işte? Ben sayın, söyleyeceğim size Sayın e, Kılıçdaroğlu'yla görüştüm sadece bir de Temel Bey'le görüştüm bu konuda. Onların söylediği HDP'nin de bu işe razı olduğu şeklinde. Ya, şey, tamam. Şimdi, kimin, kimin söylediğini söylemiyor. Bu Bana sen... diyor bu söylendi tamam. ben bunu Kemal Bey ve Temel Bey'le görüştüm diyor. Tamam sen şimdi şunu mu söylüyorsun? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk başbakanı. Ya ben bir şey söylemiyorum. Bir Bakın şu an kendiniz bir şey tamam. söylüyorsunuz. Bir dakika, bir dakika diyorsun. tamam. İlk ben bir tarihi ben... Adalet ve alalım Kalkınma yorumlu. Partisi... Yorumlu, bir dakika ya. Bey, ben yaptım? de, konuş. ben de müsaadenizle ben de konuşayım. Tabii, bu... ya sen konuşuyorsun Şaban. Tamam, ben söz... Hayır canım bir açık bana açık bir soru sordu. Yorumunu Bakın, alalım Şaban Bey. Şimdi, ya bugün hakikaten... Sayın Abdullah Tafesle... Gül. sen de girdin bu işe. Arkadaşlar aranızda tartışmayın. Sayın Abdullah Gül. AK Parti'nin ilk başbakanı. Sonra Dışişleri Bakanı, sonra AK Parti'nin ilk Cumhurbaşkanı. Siz diyorsunuz ki Abdullah Güle dış mihrakların adamı diyorsunuz. Doğru mu? Anladım. Bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmışsa. Hayır. İşte bir çevre birileri söyledi diyorsunuz ya. O birileri kim? Kimi ya ben diyorsun? onu söylemiyorum. Ben diyorum İngil, İngiltere ki, İngiltere derin in devletin adamı mı Abdullah? Sayın Akşener'in Akşener niye diyorum. Niye Böyle bir açıklaması niye İngiltere oldu. İngiltere niye niye manipüle ediyorsunuz? Niye Amerika gelmedi, Almanya gelmedi de İngiltere geldi? Ya çünkü Abdullah Gül İngiltere'yle direğiyle İngiltere ilişkilendiriyorsunuz da ondan. Polislerde. Senin şöyle bir şey demedin. Polislerde konuşurken Abdullah Gül İngiliz, İngiltere'nin adamı diyorsunuz. Efendim İngiltere, yani Amerika değil, İngiltere krallığısının kraliçesinin Fransa değil, Japonya değil, Çin değil, Afganistan değil. İngiltere direkt. Ne var bilinçaltında senin? Ha, evet. Ne var Şaban Sevinç? Eksitel mi diyorsunuz? Ne var? Eksitel mi? Söylesene ne var? Arkadaşlar. Tamam be kalem alındı. Aldı mı? Tamam. Çok çünkü, güzel. Çünkü bu cevabı aldı. o kaleme aldı. Arkadaşlar, bakın. Şimdi arkadaşlar bakın ağzınızdan biraz bir şey zor çıkarken oluyor, yani muhalifeti muhalefeti eleştirirken suçlarken farkında olmadan AK Parti'yi de dış güçlerin e, kontrolünde olmakla suçluyorsunuz. Kesin. Sayın Abdullah Gül Kesin. bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış ve Dışişleri Bakanlığı yapmış uzun yıllar. Bir devlet adamı daha önce de ta 90'lardan beri milletvekilliği falan. Şaban Bey ama bakın deneyimli biz bir zor, konuşmuyoruz. Şimdi, siz, şimdi, biz siz, Sayın soruyoruz. Abdullah Gülü kim diyoruz? Şimdi Sayın Abdullah Gülü dış güçlerin projesi olarak 2018 seçiminde muhalefetin bu. ortak adayı yapmaya çalıştılar diyorsunuz. Ya, ya, ben Meral söylüyor. söylemiyoruz. Biz söylemiyoruz. Anlamak arkadaşlar. Şey Meral Akşener onu söylemek mi istemiyorsunuz ya? Bakın gerçekten muhalefeti suçluyorsunuz ama farkında olmadan AK Parti'yi. Aa hani, öyle Şaban Bey. Sev, ya yani, şu Şaban an söylediğin. gerçekten bir boşluktayım bana bu. Ya teessüf ederim. AK, AK Parti'ye bu suçlamayı yapmayın. Bana yani. bunu söylediniz çok iyi. AK Parti'yi her şekilde eleştirirsiniz ama Sevilim. Sevgili, ne bileyim bu Şaban, şekilde suçlamanız yani, ben ederim yani, Şaban Bey. Ben, sevgili ben sevgili, sen, Şaban Sevinç ben de CHP'yi de ama de söz ama öyle değil mi? Sayın Bakanım şimdi Aa, AK Parti'nin ilk başbakanı, de, başbakanı Dışişleri bakan Bakanı ve Cumhurbaşkanına Şaban Bey konu o değil. İngilizlerin bir şey diyor Siz projesi başımız Yere çekti. Semih Hanım'a ben şunu söylemiştim. Ekrem İmamoğlu sormuştu. Hani bir çılgınlık olabilir mi? Bağımsız aday çıkar mı diye. Ben de dedim ki 2018'de Meral Akşener böyle bir açıklama yaptı. Demek ki bu ittifaka birileri bir şey fısıldamış ama Meral Akşener buna o kim projeyi fısıldamış? boşa çık. Kim ne kim bileyim o? ben kim. İşte söylemiyor ki sizin gibi o da Hem size de, telefon açanı siz söylemiyorsunuz. Yani Abdullah, söylemiyor. Gül, Abdullah Gül Abdullah Gül'ü birileri dış güçlerden birileri Dış güçler şu an tamamen size ait bir tanımlama. Ya ama e, o zaman şey niyet okumayın. Sen niye okuyorsun? Siz fal sen falan bakın bir araya sen, boş zamanlarınızda. E, Mera Mera Hanım orada diyor, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Ne? Temel Karamollaoğlu ile görüştüm. Abdullah Gül ortak aday yapalım dediler diyor. Sen buradan hareketle Şaban HDP'de, Bey, bakın, HDP'de, HDP'de kabul ediyor diyorsun. He, bunu Öyle demek söylemiyor. ki dışarıdan birileri muhalefete diyor dayattı, ki, dayattı diyorsun. Bize bu söylendi. Sunucu diyor ki kim söyledi? Söyleyeceğim diyor, söylemiyor. Ben diyor bu konuyu Kemal Bey ve Temel Bey ile görüştüm diyor. Mesele bu. Yani Nereye arkadaşlar bakın olayı arkadaşlar ya? bakın bak ben, bir ben tane sana ne bakayım ben şimdi bakın güçlerin, güçlerin kim olduğunu Hayır, bakın, söyleyeyim. bakın. bakın, şimdi. bakın. Ya, dış güçler onun tanımlaması yani değil. Şunu diyor. Bu arada Semih Hanım bugün olmadan... madem dış güçlere geldik çok özür diyorum. Bak önemli bir çiftte standart. Küba'da olaylar var şu an. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Küba'da halk sokaklarda. Şimdi bir gazeteci arkadaş. Ee, şöyle bir tweet atmış. Ben de bugün gördüm. Diyor ki Amerikan destekli muhalefet Küba'yı karıştırmak istiyor kıvamında bir şey. Buyurun dış güçler. Orada olunca Amerikan destekli oluyor. Farkındaysanız. Evet. Değil mi? Küba'yı sizce de Amerikan destekli muhalefet kışkırtıyor değil mi? Yok bilmiyorum. Çalışıyor. Haberim de yok bu olaydan da. Türkiye'ye gelinceye nasıl uyarlıyorsun? Türkiye'ye şöyle uyarlıyorum. Hani bizde mesela ne olsa biz diyoruz ya Biden açıklama yapıyor ben muhalefeti dizayn edeceğim. Hadi canım sizde işte falan ne alakası var Biden'la? İş Küba'ya gelince neyse birdenbire... Ya bırak Küba'ya, Küba'ya niye kaçıyorsun şimdi sevgili Zafer? Bak, Abdullah Gül'ü düşmüşten şey adam olmakla eleştiriyorsunuz. Ahmet sen Davutoğlu Ahmet İngilizce Davutoğlu mi? o dedi İngilizlerin adamı dedi. Ahmet Davutoğlu'nu Şaban Sevinç sen Ahmet Davutoğlu adamı mı Ahmet Davutoğlu AKP'nin başbakanı AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan adamı mı AKP'nin genel başkanı onu ceza öyle Sen söyledin Şaban Sevinç? AK Parti'nin 11 yıl ekonomisini yöneten Ali Babacan'a öyle eleştiriyorsunuz. Türkiye'nin Türkiye bir gerçekten. öbür türlü eleştiriyorsunuz. Abdullah Tifşener'i öbür türlü eleştiriyorsunuz. Yani Ak Parti nerede? Bak şimdi. Ben Peki, anlamadım şahsen ne istendiğine. Şimdi demek sizinle devam ya. edeyim. Abi.